Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Şimdi geldik entitilerin oluşturulmasına. Hemen küçük bir tablo daha oluşturacağım. Şimdi biz de arkadaşlar neler olacak entity olarak, yani sınıf olarak veya tablo olarak? Şimdi bir, öncelikle makale olacak. Bir saniye, şunu şöyle beyaz yapalım. Makale veya article olarak adlandırılabilir ya da blog yazısı olarak düşünebilirsiniz bunu. 2, kategori olacak. 3, yorumlar olacak. 4 yazarlar olacak. 4 tane temel katmanımız var. Makaleler, kategoriler, yorumlar, yazarlar. 5 hakkımda kısmı olacak. Ondan sonra 6 iletişim olacak. 7 adres kısmı olacak. Hani sitelerde bir tane map aracı oluyor ya, HTML üzerinde Google'da Google haritalardan alınan embed üzerine kullanılan iframe ile çalışan bir map. Onun bulunduğu adres değerlerini, yani lokasyonları tutacağımız yapılar. Yani biz temelde neyi alacağız? Şöyle bir bakalım. Makaleler, yani bloglar, kategoriler, yorumlar, yazarlar, hakkında kısım, iletişim ve adres. Temelde bu yapıyı alacağız. Projemizde kullanacağımız tema dosyası ile ilgili şimdi benim kullanacağım 2-3 farklı tema var seçtiğim, ama hangisini seçmem gerektiği ile ilgili henüz net karar vermedim. Çünkü yani çok beğendim bu tema dosyalarını. Ondan dolayı bir iki ders daha bekleteceğim sizi. Net kararı verdiğim zaman zaten tema dosyasını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama temelde bu katmanlar üzerinden ilerliyor olacağız. Tamam mı? Şimdi entity katmanına sağ tuşa tıkladım. Sağ tuşa tıkladıktan sonra ekle dedim. Buraya yeni bir tane klasör ekleyeceğim. Bu klasörün ismi arkadaşlar concrete olsun. Şimdi concrete dediğim şey somut anlamına geliyor. Somut ifadelerde somut olarak kullanacağım. Mesela sınıf gibi değerleri concrete içerisine yazacağım. Bir de interface gibi bileşenler olacak. Bu interface tarzında bileşenleri ise bunları da abstract adı verilen soyut klasörlerin içerisine ekleyeceğim. Böylece bileşenler biraz daha böyle bir arada tutulacak ve daha tutarlı setler oluşturmuş olacağım. Tamam mı? Concrete üzerine sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Şimdi ben buraya yeni bir tane class ekleyeceğim. Ekleyeceğim bu ilk class bir C# class'ı olacak. Class'ın ismi kategori. Sadece kategori diyorum. Kategori sınıfı. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra bakın kategori sınıfı buraya gelmiş oldu. Diyorum ki sen öncelikle public ol. Senin access modifier'in, yani erişim belirleyici türün public olsun. Buradan itibaren gidelim. Şimdi ben burada property'ler tanımlayacağım. Property nasıl tanımlanıyor? Hemen beraber görelim. Şimdi ilk önce property tanımlamak için değişken türü. Ondan sonra isim. Buna bir isim vermem gerekiyor. İsimden sonra get ve set bloklarını ekleyerek tanımlayacağım. Pratik bir şekilde property'mi nasıl tanımlarım? Şöyle prop yazıp iki defa tab tuşuna bastığım zaman kendisi bana property'yi bu şekilde sağlamış olur. Aslında değişken türünden önce bir de erişim belirleyici türü vardı. Yani access modifier. Daha sonra değişken türü, ardından isim, sonrasında get ve set blokları bizi karşılamış oldu. Tamam mı? Şimdi public int. Biz kategoriyle çalışıyoruz. Senin ismin kategori ID olsun. Buranın kategori ID olmasını istiyorum. Devam ediyorum. Prop tab tab. Public string senin ismin kategori name olsun. Buranın ismi kategori name olarak tutulabilir. Devam ediyorum. İndim alta. Prop tab tab. Public string senin ismin kategori des description. Doğru yazdık mı? Description. Doğru bir şekilde yazdık. Tamamdır. Süper. Devam ediyorum. İndim alta. Prop tab public. Bu kez bool türünde. Senin ismin de kategori status. Şimdi ilişkili tablolarda silme işlemi problem oluşturduğundan dolayı biz bir kategoriyi silmek yerine onun durumunu aktif ya da pasife çevireceğiz. Bundan dolayı kategori status kullanacağız. Şimdi mesela bana şeyi soruyorlardı. Hocam hiç C Sharp bilmiyorum. Bu kampa katılabilir miyim diye. Şimdi ben o arkadaşlara çok verimli olmayacağını söylüyorum. Neden? Şimdi siz C Sharp bilen öğrenciler olarak C Sharp bilen arkadaşları söylüyorum burada. Şimdi siz C Sharp bildiğiniz için burada işte access modifier nedir? Değişken türü nedir? Neden bool kullandık? Neden string kullandık? Ya da neden int kullandık?
buradaki get ve set blokları ne işe yarıyor? İşte değişken türü, ondan sonra metot isimleri veya file'lar nasıl tanımlanır? Bunları çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Ondan dolayı ben gelip burada hani sadece şunu söylediğim zaman kategori durumlarını aktif ya da pasif yapmak için bool türünü tercih ettim dediğim zaman siz bunu çok somut bir şekilde anlıyorsunuz. Ama daha önce hiç C Sharp çalışmamış birisi ya da C Sharp bilgisi çok temelde olan birisi için bu kısım zor gelecektir. Ondan dolayı ben ilk iki derste bu kamptan önce bilinmesi gereken konuları sıraladım. O konular bilindikten sonra buraya gelinmeli. Mesela bazen iş ilanlarında da böyle absürt gibi görünen ilanlar var. Evet haklısınız. Bazı ilanlar çok absürt oluyor ama bazılarında da inanın çok normal beklentiler oluyor. Yani mesela bugün .NET Core 5.0'la çalışacak olan Ansible .NET Core 5.0'la çalışacak olan biri için temelde bilmesi gereken yapılar işte C Sharp, Entity Framework, ondan sonra Code First yaklaşımı, ondan sonra Entire Architecture, Solid mimarisine hakimiyet, Docker, sonra işte frontend tarafından ne isteniyorsa o ayrı. Ama baktığınız zaman temelde bilmesi gereken biraz önce saydığım başkalarının büyük çoğunluğu backend kısım ve backend bileşenleri. Ondan dolayı bunların bilinmesi gerekiyor. Sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir class daha ekleyeceğim. Şimdi ikinci class'ımız article olsun. Makale olarak geçiyor bu. Artı ya da blok mu diyelim ya blok diyelim. Yeni bir blok çünkü blok oluşturuyoruz biz blok dedim. Public yaptım ardından drop tap tap. Public int blok id. İlk önce bir id ile başlayalım. Devam ediyorum. Şimdi bunu bir saniye. Ctrl kd yapalım. Böyle boşluklu geliyor. İndim alta. Şuradan devam edelim. Şimdi burada property oluştururken illaki prop tap tap yazmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de yazabilirsiniz. Mesela public string block title dedim. Ardından süslü parantezimi açtım. Get ve set yapılarını buraya eklemiş oldum. Tamam mı? Bu şekilde kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Prop tap tap public string. Şimdi blok başka ne olur? Blok content yani içerik alanı olur. Devam ediyorum. Prop tap tap public string bir bloğun başka nesi olur arkadaşlar? Date ya da create date oluşturulma tarihi ya da yazılma tarihi olarak da bunu verebilirsiniz. Oluşturulma tarihi. Prop tap tap ondan sonra public bool türünde blok status. Da blok create date diyelim şuna. Blok create date. Yani burada entity'leri tanımlarken başına blok yazmak zorunda değilsiniz ya da başına o entity'nin ne olduğunu yazmak zorunda değilsiniz. Ben sadece ilgili sınıfı temsil ettiğinden dolayı bunu tercih ediyorum. Yani siz gelip buraya ID, title, content de yazabilirsiniz. Bu hiçbir şekilde problem oluşturmaz. Tamam mı? Ondan sonra date dedim, status dedim. Şöyle content'ten sonra bir alan daha prop tap tap public string block thumb nail image. Yani bloğun küçük resmi. Devam ediyorum. Prop tap tap public string bir de block image. Bu da bloğun büyük resmi olacak. Şimdi resimleri sunucuda çok yer kaplayacağını varsayarak dosya yolu olarak tutacağım. Ondan dolayı resimleri bu şekilde string olarak tanın. Thumbnail dediğim şey de küçük görsel. Hani bu YouTube'da kapak fotoğrafları var ya videolar. Onlar thumbnail image olarak geçiyor. Hani biz de böyle bir ön izleme kısmında thumbnail'lar kullanabiliriz. Tamam mı? Bloklarla ilgili de bu şekilde oluşturmuş olduk. Burada duralım. Ağır ağır gidiyoruz. Yaklaşık 10 dakika oldu. Bir sonraki derste entitilere devam edeceğiz.